Agatha Christie. Her akşam anası Agatha'ya bir hikaye okuyordu. O her şeyle meraklanırdı. Dayanmadan sorular verirdi. Agatha büyüdükçe mütalyaya merakı artırdı. Hatta sehre kadar kitap okuyordu. O dedektif hikayeleri çok sevirdi. Lakin müharibe başlayanda kitapları bir tarafa koyup hastahanede yaralı askerlere yardım etmeye başladı. Burada Agatha ölümcül zehirler ve dermanlar hakkında çok şey öğrendi. Bu öğrendikleri ona meraklı geldi ve hikayeler yazmak fikrine düştü. Onun hikayelerinde hadiseler hemşe müammalı getirle başlayırdı. Onun eserlerinin esas kahramanı olan Hercule Poirot adlı hafiye bu getirleri araştırır ve cinayetlerin üstünü açırdı. Agatha bu hafiye ile birlikte heyecanlı dünya seyahatine çıktı. Onun yegane çamadanı yazı maşınıydı. Agatha yaza yaza uzak şehre gelip çıktı. Bir kitabı bitirmemiş, nöbeti kitap hakkında düşünürdü. Romanların birinde Hanım Marple adlı yaşlı bir kadın peydi oldu. Ancak o da nereden çok hafiyeye benzeyirdi. Okucular bu yaşlı kadını çok sevirdiler. Her akşam onun maceralarını okuyordular. Agatha hikayeleriyle sahnede de uğur kazandı. Tiyatro biletleri demek olar ki bir göz kırpımında satılırdı. Yüzden çok kitabın müellifi olan ve tez tez mezarlığa baş çeken Agatha, Sirler Şehzadesine çevrildi. O çok güzel bilirdi ki, bir şeyin hallini tapmak için öz tehayyülünü işe salmaktan yaxşı heç ne yoktu.